benim parti rozeti takmadığıma dem vurmuşlar. Ben hiçbir partinin rozetini takmadım bugüne kadar. Ben sadece Ay Yıldızlı Bayrağı'nı taktım. Yani parti rozetini, parti rozetiyle olmuyor bu işler. Bu iş yürekle oluyor. Zekayla oluyor, azimle oluyor, yolunda bulunmakla, koşmakla oluyor. AK Parti tarafından parti rozeti takmadığı için eleştirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş eleştirilere yanıt verdi. Türkiye yerel seçimlere giderken AK Parti ve CHP'nin Ankara adayları arasındaki parti logosu tartışmasının bir benzeri de Hatay'da yaşanıyor. Başkan Savaş hizmetin parti logosuyla yapılmadığını söyledi. AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler için Cumhurbaşkanı'na seslendi. Benim hiçbir şey yapmadığımı, kendi adamı gelirse yapacağını ifade eden değerli büyüğümüz şunu bilmiyor ki, kendi adamının hiçbir tecrübesi yok. Hiçbir tecrübesi yok. Yani inanın gelse sinek ilaçlamayı bile yapamaz. Hiçbir tecrübesi yok. Ve bugüne kadar hiç araba kullanmamış, yani memleket yönetmemiş. Ben Ay Yıldızlı Bayrağı takıyorum, niye rahatsız soruyorsunuz ki? Yayladağlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde konuştu Başkan Savaş. Hatay gündemine dair birçok açıklama yaptı. Hedefinde genelde AK Parti, özelde AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler vardı. 17 yıldır bu memlekette, bakın son 5 yılı söyleyeyim. 5 yıl önce Hatay 7. 8. sırada bilgi veriyordu. Genel hizmetlerden almış olduğumuz bütçe Türkiye'de 54. sıradaydı. 7'de 8'de vergi verdiğimiz bir şehirden Ankara'dan biz 7'de 8'de hizmet bekleriz, değil mi? Bu seneye geldiğimizde 8-9. sırada vergi veriyoruz ve almış olduğumuz hizmet 56. sırada genel bütçeden. Bu Hatay'a hak mıdır? Sözü ardından yine Hatay'daki Suriyeli nüfusa getirdi. Türkiye'nin ısrarcı olduğu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması istenen güvenli bölgelere Suriyelilerin yerleştirilmesinin doğru olacağını söyledi. Bizim soframızda tuzları var mı? Çorbamızda? Yani bu vatan kurtulurken 20 sene mücadele edilirken bunlar var mıydı burada? Şimdi çorbada tuzu olmayanın sofrada gözü olması gerekir mi? Bundan da vazgeçtik 10 sene sonra. Böyle giderse Lütfü Savaş gibi birisi aday olamayacak ki. Halep'ten gelen biri ve İdlib'ten gelen biri savaşacak, mücadele edecek muhtemelen. Ben bunu 7 yıldır söylüyorum, 7 yıldır. Orada güvenli bölgeler oluşturun, o güvenli bölgelerde bunlara barındırın, yedirin, içirin, eğitin, sağlıklarına bakın, her şeyi yapın. Ben bunu 7 yıldır söylüyorum.